Pazarcı esnaf FK belgesindeki yeni gelişmelere tepki gösterdi. Pazara gelirken kullanıyorsunuz. Pazara gelirken kullanıyorsunuz. 3 tonluk 12 milyar KBG'si silah. Evet. Araba 75 milyar. Şimdi bu arabalar biz sisine tonajına göre uygulasalar bu işi. KBG'lere millet memnun olacak. Pazarlara mallarını götürmek için kullandıkları araçlara alınan K belgesindeki gelişmelerden muzdarip olan pazarcı esnafı bu konunun siyasiler tarafından dikkate alınmasını ve çözüm bulunmasını istediler. Esnaflar sıkıntılarını şöyle ifade etti. Ben başbakanlığa da telefon çektim. Evet. Bu 2014'te bunu ayarlanacaktı dediler. Hiç böyle bir şey yok. Bana geldi telefon çektiler. Sizin şeyinizi ayarlayamıyoruz biz dediler bana. Kendileri oradan bildirdiler bana bak başbakanlıktan. Bizim Çandır köyünde arabalardan 20 tane arabada 2 araba kaldı. Geri kalanlar hepsi furdu verdi arabaları. Bu kahve göz yüzünden. Fiyatları yüksek oluşunda. Fiyatlar yüksek oluşundan alamadı millet. Ben şimdi bunun 6,5 milyar lira mesela Isuzu bir kamyon aldım ben şimdi. Kamyonun 4 ton, 3,5 ton tonajından 7 ton brütü var. 6,5 milyar lira fark ettim. 6,5 milyar farkı mesela ben taksitlendirmedim, taksitlenmeye de yapmadım. Tek bir şifre gelecek sana. Git hemen bir bankaya yatır. Gelen banka mesela hangi bankaya yatıracaksa şifreye yatır. Tek eğer yatırmazsan hakkın ölecek diye bir bildiri verildi. Mesela şimdi bana bunu 6,5 milyar 6 taksite böl dedim. 2 taksite böl yine bölmediler. Aslında bunlara bölünürse vatandaş daha ya mesela ne bileyim mağdur duruma düşmez. Evet. Sıkıntı durum çekmez yani. Yani bu 6,5 milyar lira hiç şeyi yokken direkt mesela bize ödettirdiler parayı. Evet. Şifre gelecek. İşte 2-3-4 gün içinde parayı yatırman lazım. En kısa mesela 1 hafta zarfında. Bu belgeyi almadan da arabayı kullanamıyorsunuz. Bu belgeyi olmadan da çıkamıyorsun mesela. Şehir dışına çıkamıyorsun. Herhangi bir yerde mesela ne bileyim polisi veyahut da jandarma, trafik jandarmaları durdurmuş olsa köye dair mesela şimdi en ufak Kepsut ilçesine gitmiş olsan örnek vereyim. Burayı 20 kilometre hemen arabayı bağlayacak. Evet. Cezası ağır. Cezalardan korktuğumuz için mecburen almak zorunda kalıyoruz yani. Ki bize taksitlendirme olayı da avantaj sağlamıyorlar yani. Evet. Bursa'ya gitmiş yani. Burada olmuyor. Düşün yani. Evet. Bursa'da. Bu insanlara yazık değil mi abi ya? 5 sene dolmuş bunun işini vizesi gelmiş. Bunun işini Bursa'ya götürüyor. Bursa'ya yaptıracağız. Evet. Beyefendi bu arabaya K belgesi olarak kaç para ödüyorsunuz? Şimdi bilmiyorum. Ben o zaman da aldım 5 sene önce kaç para ödedim bilmiyorum şimdi, ki. Şimdi olursa bu arabaya valla 2 milyar mı 3 milyar mı? Bilmiyorum ben şimdi bilmiyorum. Zamanında 3 milyar almış. Yani, yükselecek benim araba değil ileride benim araba. Evet. Bu kamyonet geçiyor. Benim araba açık kasacı. Kamyon geç yazıyor. Siz kamyon oluyor, kamyonet geçiyor. Kamyon aynı kamyonet mi arkadaşlar? Bu da ya ufak araba. Siz kaç para ödüyorsunuz? Bizim şimdi arabada öde alırsam 12 milyar almadım ben. Evet almadınız. Yani, peki yenilemeden nasıl yapacaksınız? Gel, işte yakalandı o kadar cezayı ödüyoruz.